İyi günler abicim. Ne tarafa gidiyoruz? Beykoz'a gidiyoruz Ciciş. Beykoz'a gidiyoruz Ciciş. Peki kemerleri bağlayalım da kalkalım Ciciş. Efendim? Efendim Ciciş? Anlamadım. Hangisi? Şimdi sen bana oyuncunun sete gelmeyeceğini söylüyorsun Ciciş. Hem de benim setime. Ana, yönetmen galiba bu Ciciş. Dur şunu bir kafalayayım da belki bana rol falan verir ha. Bir oyuncu sete nasıl gelmez? Beceriksiz! Aptal! Ama delirdi Ciciş. Bana derhal bir oyuncu bulacaksın. Derhal! Koskoca yönetmen neler uğraştırıyorlar. Bak şimdi, tarif ediyorum, iyi dinle. Karayağız bir delikanlı. Benden Karayağız'ını nereden bulacaksın abi? Baksana bana. Bana bak ya. Baksana. Bakmıyor ki. Öyle kel falan olmasın sakın. Güzel bakımlı saçları olsun. Ya saça baksana be adam. Saçlara bak. Rapunzel gibi duruyor senin önünde. Rapunzel. Bıyıklarını çek. İşte bıyıkların gürlüğüne bak be. Sümer Dinmaş köse kalır benim yanımda, köse. Baksana Ciciş. Ay. Öyle öyle öküz trenine bakar gibi bakan tiplerden olmasın sakın. Anlamlı bakışlar olsun. Hadi bakalım. Bye bye. Pardon Ciciş abi. İstemeden ben sizin konuşmalara kulak misafiri oldum. Anladığım kadarıyla siz yönetmensiniz. Dediniz ki Karayağız bir delikanlı arıyorum. Abi bana bakar mısın? Ben hem karayım hem yağızım. Saçlar dediniz. Şu saçlara bak. Beyaz yok saçımda. Bir de bıyık dediniz. Maşallah bıyıklarım da hatıra ormanı gibi. Bak bak abi hatıra ormanı sanki. Yetenekliyimdir de abi. Sen gerçekten de benim aradığım tipsin Ciciş. Sen oyunculuk yapabilir misin Ciciş? Abicim sen ne diyorsun ya? Ciciş abicim beni annem tiyatro kulisinde doğurdu. Ben sahne tozu yuttum. Hayatım boyunca tiyatro kulislerinde büyüdüm. Benim asıl işim oyunculuk. Bakma ben zevk olsun yani hobi olsun diye taksicilik yapıyorum. Yoksa ben oyuncuyum yani oyuncuyum evet. Süper harika. Tamam o zaman. Reklamı senle çekiyoruz. Harika, reklam mı çekiyoruz abi? Peki Ciciş abi sorma sayıptır. Ben kaç gayma alacağım bu işten? 5.000 lira alacaksın. 5.000 lira. Harika, kabul ediyorum. Helal etsin sana Ciciş abi. Yok ben senin bunu çıkarım. Bırakma. Allah seni kahretmesin. Saatlerde bir ışık kuramadın şuraya. Edison bile senden daha kısa sürede bulmuştu ampulü ayol. Edison. Makyajcı abla, bu Ciciş abi hep böyle gergin midir? Muayen gününde falan mı yani? Aman onun her gün muayen günü. Öyle mi? Kolyeniz de çok güzelmiş. Ne yapıyorsun orada? Badanacı ustası gibi. Yeter adam boyadın. Çekil bakayım oradan, çekil. Hazırsan çekime başlayalım mı? Başlayalım Ciciş abi. Senaryoyu okudun mu? Okudum Ciciş abi. Güzel. Bak şimdi. Sen burada yakışıklı ama yalnız bir adamsın. Yakışıklıyım Allah'a şükür. Yalnızım Allah'a şükür. Öyle üzgün oturuyorsun. Evet oturuyorum. Kızlar etrafında gelip geçiyorlar. Hadi ya. Ama hiçbir bakmıyor sana. Niye? Bayağı adiler var. Ardından da his parfümünü sıkar sıkmaz bütün kızlar etrafında pervane oluyor. Öpmeye başlıyorlar seni. Ay çok güzel. Ciciş abi bu kızlar beni çok öpsünler. Sen de böyle yakın detaya gir, zoom yap. Bol bol çek yani. Teker teker çek onu. Teklilerini yap yani. Çapkın Ciciş seni. Hadi bakalım. Herkes hazırsa başlıyoruz. Başlayalım hadi. Say. 2-1 kayıt. Yalnız mısınız? Evet. Yalnızlığa son. Kadınları baştan çıkarmak için artık Kiss parfümleri var. Valla? Valla.
Kiss kullanıyorum, kadınları etkiliyorum. Hadi kızlar, kissin beni. Hadi kızlar, kissin, kissin beni. Kissin, kissin kızlar beni. Kissin. Kissin. Hadi, kissin, hadi. Kadınları etkilemek istiyorsanız, kiss parfümü sürünün. Öpücüklere bürünün. Merhaba aşkların en güzeli Gülübik, oğulların en afacanı Can ve kayganaların en şanzımantı kayganam şanzımant. Ya burası biraz sıcak mı? Ben biraz kendimi yelleyeyim bari. Seni de yelleyeyim. Bu ne Sinan? Para. Para Lidyalıların bulduğu değerli kağıt parçalarıdır kaygana. Lidyalılar buldu, inşallah zevkü sefasını ben süreceğim. Sinan, ne kadar para var orada? Yazıyla ve rakam ile söylüyorum, tamı tamına 4.000 lira var Gülübik. Bu kadar parayı nereden buldun baba? Ha Sinan, doğru söyle, banka mı soydun? Oha! Kapkaça mı başladın? Yuh! Hırsızlık mı yapıyorsun? Oha diyorum kaygana. Oha diyorum. Hatta yuh diyorum. Hatta yuhara diyorum. Ohara diyorum. Yattara diyorum. Ben sen miyim kaygana? Niye beni kendinle karıştırıyor musun sen? Ben harama el uzatır mıyım? Yan gözle bakar mıyım? Ben bunu alnımın teriyle kazan. Bu kadar para için 10 ton alın teri dökmen lazım baba. Doğru diyorsun oğlum. Doğru diyorsun ama ben artık bir reklam starıyım. Pardon? Ne reklamı Sinan? Ne reklamı mı? Sana bu tek taş yüzüğü alabilmek için oynadığım reklam filmi Gülübik. Bana tek taş pırlanta yüzük mü aldın Sinan? İnanmıyorum, çok tatlısın sen. Bu yüzüğe tam 1.000 lira ödedim Gülübik. Gerçekten çok tatlısın, ben seni yerim ya, yerim yerim. Ye beni Gülübik, ham yap, şaralop yap, şıralap yap Gülübik. Çok güzel anne bak. Hay damatcığım, bana da şöyle taşlı başlı bir şey aldın mı? Aldım kaygana, almaz olur muyum? Sana da taşlı bir şey aldım tabii. Sana mezar taşlı bir mezar yeri aldım. Karacaahmet'te. Ne de şakacısındır. Bayılırım senin şu şakalarına. Ağza bak ağza. Para düşkünü kaygana. Parayı görünce hemen fanım oldun değil mi kaygana? Ne reklamında oynadın baba? Parfüm reklamı oğlum. Parfüm reklamında oynadım. Ay Sinan, şuraya bir imza atar mısın? Şükranlara hava atacağım. Ağza bak ağza. Hava atacakmış. Ver lan eşek sıpası kalemini. Uzat bakalım kaygana. İyi günler Akasya Durağı ve onun emekçi şoför kardeşleri. Hani nerede benim alkış? Hani alkış? Hani nerede kalkış? Nerede alkış? Hadi alkış. Allah Allah. Hayırdır ağam, ne alkışı? Ya Seyitciğim, hani sirklerde maymunlar gösteriden sonra böyle alkış beklerler ya. Bizim Sinan gösteriden önce bekliyor, o kadar. Bravo Mehmet Hocam, tebrik ediyorum yani. Burada Türkiye'nin jön sorununu çözmüş bir adam duruyor. Sen neler diyorsun? Hadi kalkın ayağa, verin alkışı, verin alkışı. Ya bir dakika, ne jön oğlum bu? Neler saçmalıyorsun, sarhoş musun sen? Rica ederim, teessüf ederim Nuri Baba. Karşında artık şöhretli, ünlü bir adam duruyor. Seni benimle böyle konuşmaktan men ederim. İmzalı resmimi veren mi Nuri Baba? Ver bakalım Nuri Baba. Size de bir imzalı resim vereyim. Mehmet Hoca, sana da veren mi? Al bakalım. Ne şöhreti bu Sinan abi? Ben bir reklam filminde oynadım kuzum. Ne reklamı Cankuş? Ya arkadaş, şimdi yani Sinan ağamın böyle reklam, şöhret falan bu gibi konularda söylediğine inanmayacaksın, güvenmeyeceksin. Çünkü bu konularla ilgili yanan mumu yatsıya kadar bile yanmıyor. Yani mesela böyle öğlen yani, ondan sonra ikindi sönüyor. Peki öyleyse bu elimdeki ne Said Efendi? De bak. Değilsin ağam ya. Ya diyorum ki ünlü oldum
diyorum. Şöhret oldum diyorum. Zengin oldum diyorum. Akşam bütün televizyonlarda reklamım yayınlanacak. Seyredin diyorum. Ayıptır sorması. Ne reklamında oynadın abi? Ayıptır söylemesi. Erkek parfümü reklamı. Kis sıktım. Bütün kızlar da beni kistiler. Vay, durağımızda bir şöhret var yani. Aynen öyle Leyla bacım, ama bu şöhret bana yetmiyor. Dışarıya açılmayı düşünüyorum. Hollywood'da film yapacağım. Herhalde bana bir Oscar verirler yani. Ha, Türkiye'yi koydun kenara, şimdi Oscar'a gidiyorsun. Hollywood'a. Aynen öyle babacığım, aynen öyle. Merhaba yani arkadaşlar. Osman aga, sana bir imzalı fotoğrafını vereyim mi? Aa, çok güzel olur. Git onu tuvalete bırak, ben onu tuvalet kağıdı olarak birazdan kullanacağım. Nuri kardeşlik, gördün mü bu ne? Ne bu? Burmalı bilezik. Ben Üsküp'e düğüne giderim ya, orada geline bile takacağım. Osman ne yaptın ya? Bir araba paradır bu, yazık değil mi paran oğlum? Aa, öyle söyleme kardeşlik ya. Ben koskoca yağlı pelivan Osman Ağa'yım. Böyle çeyreklik altın mı takayım? Sonra da ona bile büyüteşle bir bakayım ya. Olmaz. Ya ağam, doğru söyle. Yoksa sen de böyle reklam, dizi, film falan gibi bir şeyde oynayıp parayı mı buldun, şöhret mi buldun ya? Ben öyle filmden bilimden anlamam. Ben yağlı pelivan Osman Ağa'yım. Şanıma ancak bu yakışır. Öyle şeyler anlamam ben. Hadi. Gördün değil mi Osman Aga'yı? Uyuşturucu kuryesi çıktı. Safiye'nin çarşı pazarda harcadığı paraların menşei belli oldu. Ya anne, Osman abinin günahını alma. Belki de adam bir komploya kurban gitmiştir. Ya amma konuştunuz ya. Dırdır da dırdır, vır vır da vır vır. Ne çene varmış sizde ya? Ne dedikodu yaptınız ya? Hep sizin, şimdi reklam filmin başlayacak, ben onu seyredeceğim. Sizin yüzünüzden konsantre olamıyorum bir şeye, televizyona. Ay pardon canım oğlum. Çok affedersin, hemen sustuk. Aha başladı baba. Ana sesini açayım biraz. Başlıyor. Yalnız mısınız? Evet, yalnızız. Evet. Yalnızlığa son. Kadınları baştan çıkarmak için artık Kiss parfümleri var. Vallahi. Kadınları etkilemek istiyorsanız Kiss parfümü sürünün, öpücüklere bürünün. Şimdi hemen en yakın parfümeriye gidin. Kiss parfümü isteyin. Kiss parfümleri. Kesin beni. Harika oynamışım. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar başarılıyım. Çok yetenekliyim. Helal olsun bana. Bravo. Muhteşemsin damadım. Altı portakal bile alırsın. Zıbakı. Ya Oscar bile alır anneanne. Helaller eşek zıbası. Bu ne biçim reklam Sinan ya? Ya niye bu kadınları öpüyorsun sen ya? Bana bak. Ben böyle reklamın içine tükürürüm ha. Gülübek, ne diyorsun sen? Güzelim, bu reklam ciddi mitti değil yani. Ben rol icabı öpüştüm kadınlarla ya. Gülbin, Sinan niye senden başka kadınlara baksın ki? He? Rol icabı. He? Bana ne ya? Ben öyle rol icabı, mol icabı anlamam, tamam mı? Eğer bir daha böyle öpüşmeli sahnelerde rol alırsan, yemin ediyorum seni bıyıklarını yolarım. Oy, ben sana kurban olurum Gülübin. Sen beni kıskandın mı güzelim? Tamam, sana söz veriyorum. Bundan sonra oynayacağım dizilerde, filmlerde, reklamlarda Şükran Toray kuralı koyacağım. Değil öpüşmek, iki metre yanaşmayacağım bile. Tırın tırın tırınının tırınını. Aa, şu reklamda oynayan oyuncu değil mi? Aa, ya gel ya. Vallahi. Bu havada buzlu suyu ne yapacaksın? Zatürre olacaksın, başıma iş atacaksın ya. Ay, bir imza verir misiniz? Ay tabii veririz, vermez miyiz? Canım halkım benim, beni bugünlere siz getirdiniz. Sizin sayenizde buradayım. Ben imza da veririm, hatta ıslak imza veririm. Paraf da atarım, mühür de basarım. Ay, kornaya basmışım. Adın neydi? Özlem. Özlem. Ben de kaynanasıyım Sinan'ın. Benden de imza istiyor musunuz? Ya kaygana, delirme be. Ne yapsınlar senin kıytırık imzanı? Burada Türk milletine şey olmuş, mal olmuş bir sanatçı varken, megastar varken. Al bakayım canım. Siz taksicilik mi yapıyorsunuz? You say to me! Hey, you say to me! You say to me! Sen hatırlıyor musun Robert De Niro'nun takside bir şoförü vardı? İşte ben de bir taksici oynayacağım da 6 ay boyunca taksi şoförlüğü yapıyorum. Yani karakterime, rolüme hazırlanayım diye. Yoksa ben taksici falan değilim yani. Ay süpersiniz. Ay sen de süpersin. Hadi kızım, imzanızı aldıysanız naş. Hadi naş. Haydi bakalım kızlar. İçeri gir sen de. Ya Gülübük, ne yapıyorsun ya? Onlar benim hayranlarım, onlar benim fanlarım. Ya artık benim bir star olduğumu, mega star olduğumu kabul et. Buna alışmaya çalış. Yani sen beni taşımalısın Gülübük. Kaygana, şuna sen bak telefonuma, ama bir asistan gibi, bir menajer gibi, hatta benim yaşam koçum gibi konuş. Ya senden de yaşam koçu olmaz ki. Senden olsa olsa yaşam danası, yaşam devesi olur. Buyurun, Megastar Sinan Kaya'nın telefonu.
Demek film şirketinden arıyorsunuz. Kaygana, versene şu telefonu. Rol teklif edecekler galiba. Ver, ver. Bir saniye, ben sizi Sinan Kaya'ya aktarıyorum. Merhabalar, ben Sinan Kaya. Memleket Kartal Kaya. Geldim buraya Kaya Kaya. Buyurun efendim. Dizi mi teklif ediyorsunuz? Ha, dizi teklif ediyorsunuz. Gerçekten çok çalışmak isterdim sizle ama ben yalnız ve güzel ülkemi Oscar'da temsil etmek için yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Oscar'a katılacak bir film yapacağım efendim. Ama yine de dizi teklifinizle ilgilenebilirim. Ben yine de alayım bir adresinizi. Biliyorum orayı. Biliyorum. Tamam, öğleden sonra yanınıza uğrarım. İyi günler efendim. İyi günler. Ne diyorlar Sinan? Dizi teklif ediyorlar. Yırttık yırttık yürümük. Bu sefer kendimi ağırdan satacağım. Bölüm başına tam 1 lira isteyeceğim. Aferin damat. Hadi ben sizi tükene bırakayım. Oradan da filmcilerle görüşmeye gideyim. Seninle gurur duyuyorum Sinan. Sadece sen mi yürümük? Sadece sen mi? Bütün Türkiye benimle gurur duyuyor. Türkiye benimle gurur duyuyor. Türkiye benimle gurur duyuyor. Ben Megastar Kaya, Sinan Kaya. Sinan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Reklam filminizi izledim. Öyle mi? Çok iyi bir oyunculuk sergilemişsiniz. Teşekkür ederim teveccühünüz. Bize sizin gibi doğal bir oyuncu lazım. Teşekkür ederim de yalnız size değil, bütün Türkiye'ye benim gibi doğal ve yetenekli bir oyuncu lazım. Bu devirde Sinan Kayalar öyle kolay yetişmiyor. Pardon, siz dizi demiştiniz değil mi? Evet, dizi. Halka mal olmuş bir megastar olarak para pul konuşmayı hiç sevmem ama kaç kayma vereceksiniz? 7.000 lira. 7.000 lira aylık mı? Aylık olurum Sinan Bey, şaka yapıyorsunuz herhalde. Haftalık ücret. Hadi canım. Az bulduysanız 8.000 yapalım. 8.000 yapalım, yapalım, daha iyi olur. Ne de olsa benim de bir kaşığım var yani. Takdir edersiniz ki ben de yıllarını tiyatroya bu surat alamış bir aktörüm yani. Madem para konusunda anlaştık, o zaman önce şu sözleşmeyi okuyun ve imzalayın lütfen. Yok yok, gerek yok, hiç okumaya gerek yok. Ben sanatçı adamım yani, vaktimi sözleşme okuyarak harcamam. Siz nereye imzalamam gerekiyorsa gösterin, ben orayı imzalayayım. Buyurun. Hayır olsun. Sağ olun, cümlemize hayır olsun. Size söz veriyorum. Bakın göreceksiniz, diziniz reyting rekorları kıracak. Bütün reytingleri alt üst edeceğiz. Size söz veriyorum. Sinan Kaya sözü. Pardon, benim çekim ne zaman başlıyor? Evet, sizin bugün çekilmesi gereken bir sahneniz var. Buyurun, ben sizi sete götüreyim. Olur, gidelim. Buyurun. Aktör kullanacağız ama statik M gibi çekeceğiz. Ya yönetmenim, bu nasıl makyaj, bu nasıl kostüm? Ben ne oynuyorum bu dizide ya? Bu kostümle ne oynamayı düşünüyorsun? Ne bileyim ben herhalde dizinin jörüyüm değil mi? Hayır, sen esas kızın şen, şirin, tatlı, yumuşak karakterli arkadaşısın. Ne demek ya? Şen, şakrak, şirin, yumuşak. Ben öyle yumuşak mumuşak oynamam ya. Ben yumuşak değilim, ben sertim. Ben sert olayım. Yani Nuri Alço gibi olayım. Kızların içeceklerine ilaç atayım. Onları bir güzel sersemediğim... Ya abuk sabuk konuşma kardeşim. Senaryo belli. Sen kızın şen arkadaşısın. Bu sahnede şarkı söyleyip yastık savaşı yapacaksın. Yok kardeşim, ben oynamıyorum. Eğer çok meraklısın al kendin oyna ya. Hadi gel. Ne oluyor burada? Rolünü beğenmedi abi. Bana başka rol yazın diyor. Oynamam diyor. Oynama. Ne demek oynamıyorum Sinan? Sözleşmem var. Oynamazsan 500 bin lira tazminat ödersin. Ne tazminat ya? Oynamıyorum kardeşim. Bir dakika, bir dakika. Okuma yazman vardı senin. Al şu, al oku. Hakikaten 500 bin lira yazıyor. Ben sana dememiş miydim? Önce oku sonra imzala diye. Çık şimdi oyna, yoksa senin hayatını karartırım. Yapma abi, gözünü seveyim. Ben bu kılıkla bu makyajla oynarsam ben rezil olurum. Durakta herkes benimle sabah akşam alay eder abi. Ben vallahi mahvolurum. Yani ben insan içine çıkamam. Yapma, gözünü seveyim ya. Bana ne kardeşim? Sözleşmeyi okusaydın. Çık şimdi oyna. Abi yapımcı abi. Kıyma bana abi. Lütfen çıkar mısınız? Başlıyorum. Hazırız say. Arkadaşlar say geldi. 3, 2, 1 kayıt. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık. Hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık? Zorlandık, zorlandık. Hadi kızlar yatağa, hadi yavrum yürüyün. Oh bana, ay yapmayın, ay yok. Ay yapmayın.
Alo, buyurun. Aa, komiserim, buyurun. Ne? Can'ı karakola mı almışlar? Can karakola mı düşmüş? Ya bir saniye anne ya. Çeke çeke babasına çekti, çekim hatası. Ya komiserim, ne oldu? Niye benim oğlumu karakola aldınız? Hakkında şikayet mi var? Tamam, hemen geliyorum komiserim, tamam. Gülbin, ne olmuş? Ya anne, ben de bilmiyorum. Nedense çocuğu karakola almışlar. Hakkında şikayet varmış. Şu yaşında karakola düştü ya. Babası kılıklı şey. Ya bırak Allah'ını seversen geyiği anne ya. Hadi kalk gidelim, yoldan da Sinan'ı arayalım. O da karakola gelsin. Hadi. Allah Allah ya. Zeynocuğum, üzülmeyasın. Te polisler kurtaracak kaynananı. İnşallah Safiye abla. Kalispera. Hoş geldin. Buyurun Elina. Teşekkür ederim. Elinicim, ne oldu? Nuri Baba ile konuşabildin mi? Ah, konuştum konuştum Şükrancığım. Kaptanlar korusunda fidyecileri bekliyorlarmış. İnşallah şu işte kazasız belasız sona ererdi. Hepimiz gönül rahatlığıyla eve gideriz. İnşallah. İnşallah. Allah'tan umut kesilmez kızcağızım. Bu işi de atlatacağız inşallah. Neden dersen, çünkü biz hepimiz bir aileyiz. Heh, abiler ablalar, şimdi Sinan abinin oynadığı tizi başlıyor. Dur, hadi Kemal. Ne yapıyorsun be? Deli misin oğlum sen? Burada Fatu ana kaçırılmış. Canımızdan çok sevdiğimiz Fatu anamız. Fidyecilerin elinde yüreğimiz ciğerimiz kararıyor. Sen dizi diyorsun. Yok dizimizi. Saçmalama. Ne dizisi? Aa, damadımın dizisini seyretmesem çatlarma yol ben. Kaygana, kozulak mısın sen de çatlıyorsun? Ne çatlaması? Çatlaması, hiçbir şey olmazsın. Sinan, öyle deme. Yani aramızda bir arkadaşımız, o da sensin. Ünlü olmuş, dizide oynuyor. Seyretmeyeceğiz de ne yapacağız? Ya. Ve canım Ali Kaleman, hadi aç televizyonu seyredelim. Aa, reklam var ama. Neyse, birazdan başlar dizi. Reklamlar varmış. Daha başlamadan ben bir lavaboya gideyim de geleyim. Çabuk ol Sinan, hemen başlayayım. Evet, reklamlar olmasın. Hadi. Elektrikler gitsin. Elektrikler kesildi. Aa. Diziyi falan seyredemeyeceğiz. Hadi herkes evine gitsin. Hadi çıkın çıkın. Aa, çıkın. Bir dakika ya. Dışarıda bütün ışıklar yanıyor. Bir tek burada kesilmiş elektrik galiba. Belki de şartel atmıştır. Ben gidip şartele bakayım. Gel. Osman Aga, şalter falan atmamıştır. Bizim trafo eski ya. Bozuk. Patlamıştır. O kolay kolay tamir olmaz. Hadi evimize. Hadi çıkın çıkın. Canım, ne zararı var? Bir bakıp geleceğim ya. Allah. Evet, bir baksın ya. Ya Osman'a dikkat et. Ya. Sinan abiye bak. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi kızlar, yatağa koşun. Damat, bu ne kılık? Ya alay etmeyin ne olur. Bu ne kali? Resursak, tam kendine göre bir rol bulmuşsun ha. Ben aslında oynamayacaktım o dizide ama sözleşme imzaladım. Sözleşmede de okumamıştım. Tam 500 bin lira ceza verecektim oynamazsan. Gülbin, kocan meşhur olunca başka kadınlara gider mi diye endişeleniyordun ya. Artık korkmana gerek kalmadı. Gülbin! Kızım, biz aramızda toplamadık mı parayı? Ayça!